Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok bilindik bir konu hakkında konuşacağım. İlmek belirleme, yani ilmek alma ve ters düz ayırt etme işlemini yapacağız. Biliyorum çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar da vardır diye düşünüyorum. Ben bazen videolarımda örnek veriyorum, 30 ilmek çektim ve 3 diş haroşa ördüm şeklinde konuşuyorum. Ve bunu anlamayan arkadaşlar olabilir. O yüzden öncesinde böyle bir video çekmek istedim. Tersi, düzü, haroşayı, ilmek almayı göstermek istiyorum. Ondan sonra da diğer videolarıma, anlamadığınız videolarıma da bakabilirsiniz. Bu şekilde de kurulumunu yapabilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız. Evet, şimdi ipimizi yaklaşık biraz uzatıyoruz. Bu şekilde. Evet, siz çok ilmek alacaksanız bayağı bir geniş tutun burayı. Baştaki ilmeği. Evet, böyle yaptım. Evet, şimdi arkadaşlar bu şekilde ilk baş parmağımı, sonra orta baş ilk işaret parmağımı, sonra baş parmağımdan geçirdim ve böyle bir çapraz bir görüntü oluşturdum. Biraz da önüme aldım. Yani böyle bir şey oldu. Böyle. Ondan sonra ilk baş parmağımın arasındaki ipten, sonra da buradan böyle çevirerekten, tekrar alttan geçirerekten, evet, bir ilmeğimizi oluşturduk. Ve tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bakın, görüntü böyle. Buradan alta, buradan üste çekiyorum. Tekrar alttan giriyorum. Tekrar diğer ipten alıyorum ve tekrar aşağı iniyorum. Aldığım yere sonra ipimi çekiyorum. İkinci ilmeğimiz oluştu. Tekrar gösteriyorum. Baş parmağıma ipi doladım. Sonra işaret parmağıma ipimi doladım. Pardon, şaşırıyorum. Baş parmağımdan tuttum ipi. Böyle tuttum. Ve baş parmağımı yukarı doğru geçirdim. Evet, böyle aldım. Arasından, baş parmağımın arasından ipi geçirdim. İşaret parmağımdaki olan ipten de aldım. Ve tekrar baş parmağımın içinden geçirip baş parmağımı bıraktım. Ve ipi çektim. 3. Anladınız. O yüzden şöyle biraz ilmek çekelim ki diğer işlemleri de göstereyim. Böyle böyle ilmek çekmek bu arkadaşlar. Bak, isterseniz bakın böyle dolayabilirsiniz parmağınızı. Bu şekilde de çekebilirsiniz. Yani olay baş parmakta bitiyor. Diğer parmağımız sabit duruyor. Onu oynatarak da ilmeğimizi çekiyoruz. Şöyle birkaç ilmek çekeyim size. Tersi düz ayırt etme, haroşayı ayırt etmeyi de göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar da anlasın. Mesela ben bu kadar yeterli videomuz için. Anlaşılır olmak için yeterli. Kalan ipimi ben bir düğüm atıyorum ki açılmasın oradan. İpim uzun geldi, bayağı bir çektik. Evet. Buradan bir düğüm attım ki açılmasın, hani örgümüz açılmasın diye. Ve kalan ipimi çok uzun değil, çok da kısa değil, bu kadar ayarda bir kestim. Birbirinden ayırdım ve diğer ipimi o tarafa attım. Şimdi ipimi aldım elime. Evet, ilk arkadaşlar size haroşayı göstereceğim. Haroşa yapımını. Haroşa yapımı aynı yöne ördüğünüz örgü demek. Yani ters taraftan örerseniz de sürekli ters taraftan, yani aynı yönden ördüğünüz örgüye haroşa deniyor. Mesela şu an göstereyim size. Hem ters hem haroşa bu yönden örülüyor. Yani böyle alıyorsunuz. İp kendinize doğru çektiniz. İp kendiniz tarafında. Ve çıkardınız arasından. Bu şekilde arkadaşlar. İp kendiniz olduğu yön böyle yaparaktan bunu, hem ters oluyor bu. Ters örgü oluyor. Yani ters istiyoruz ya. Bu ters örgü. Hem de haroşoyu da bu şekilde yapabilirsiniz. Haroşoyu düz örgüyle de yapabilirsiniz. Sürekli düz yöne örerseniz yine haroşa olur. Sürekli ters yöne örerseniz yine haroşa olur. Yani ben şu an ters taraftan örüyorum. Burası benim tersim. Evet.
Ve kenar ilmeklerini her zaman almamaya dikkat edin. Böyle bırakın ki kenarlarınız güzel görüksün. Şimdi dönüyoruz. Evet arkadaşlar, oradan ters tarafta ördüğüm için burada ilmeğimiz düz şeklinde çıktı. Tabii daha çok küçük, anlayamıyorsunuz. Evet, şimdi yine haroşayı göstereceğim demiştim. Buradan da aynı şekilde ters öreceğim. Evet, buradan yine kenar ilmeğimi her zaman düz bir şekilde alacağım ki kenarlarım çok güzel görünsün. Tekrardan ipimi kendime doğru çektim. Ve yine ters örüyorum, yani düz örmüyorum, ters. Bu haroşodur arkadaşlar. Ters yöne ördüm. Ben ters yöne örüyorum ama düz yönde başlasaydınız, şimdi düzü de göstereceğim size. O zaman düz yönde sürekli örseydiniz o da haroşa olurdu. Yani haroşa aynı yöne örülen örgü demek. Yani bazı arkadaşlar hani düz örüyor haroşayı, kafanız karışmasın. Onlar sürekli düz ördüğü için, her yönde düz ördüğü için haroşa oluyor. Evet, biz şimdi bir haroşamızı yaptık. Çünkü tersten de kendimize doğru ipimiz vardı. Şimdi de ipimiz aynı ve bu haroşadır. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Böyle aldım. Evet, göstereyim size. Bakın, haroşamız oluştu. Bu tırtıklı kısım haroşa. Yine kendimden tarafa örseydim, yani yine bu şekilde ipim bu şekilde kalıp örseydim yine haroşa şeklinde devam ediyor olacaktım. Ama ben artık şimdi size biraz da düzü göstereyim. Düzü tersi göstereyim. Videomuz çok uzun olmasın. Evet, haroşayı anladınız diye düşünüyorum. İlmek almayı da öğrendiniz. Şimdi düzü öğreneceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi düz alıyorum demiştim öncesinde. Evet. Düz bize doğru değil, arkada olacak. İpiniz arkada olacak. Bu düz demek. Yani bakın. Düz. Bu şekil ördüğünüz örgü düz. Düz örgü. Evet, şimdi ben düz örüyorum. Yani ipim kendimden tarafta değil, arkada. Şişimin arkasında kaldı. Böyle ben önden baktığımda. Bu düz örgü arkadaşlar. Şimdi size ters söyleyeceğim. Ters zaten en başta yaptık. Evet, düz örgümde bu şekil görünüyor. Bakın. Şurası haroşa, şurası düz. Ters örgümüzü yapalım. Evet, ters örgü ilk ilmeğimizi her zaman böyle alalım demiştim. Düz alalım demiştim. Ters örgümüz de kendimizden tarafa, ip kendimizden tarafa olacak. Bu şekilde ters. Şu an biz ters örgü yapıyoruz. Ama haroşayla tersin tabii ki farklılığı var. Ters örgüyü anlarsınız ördüğünüzü. Haroşayı ördüğünüzde haroşayı da anlarsınız. Haroşa her iki yönden de aynı gözükür. Ama tersi düz aynı gözükmez. Çünkü haroşayı hep aynı yöne ördüğümüz için hep aynı gözükür. Terste de düzde de. Yani bir öreceğiniz ileğin arkası da önü de aynı gözükür haroşa olduğu zaman. Evet. Yani gördüğünüz gibi şu an ters olduğu için. Bakın şurası haroşa, şurası ters. Bunu devamı böyle ters örseydim haroşa kendini belli ederdi. Yani ters belli olurdu. Şu an küçük bir örnek olduğu için fazla belli olmuyor. Tekrar ön yüze geldim. Evet. Modelim daha çok net ortaya çıktı şu an. Düz oldu. Şimdi size ayırt etmesini söyleyeyim bu işlemi. Şimdi bir ters bir düz, iki ters iki düz yapalım. Daha doğru olur. Hani bu lastik oluyor ya genellikle iki ters iki düz. Evet, şu an tersimi yaptım. Tekrar düzümü yaptım. Tekrar tersimi yaptım. Genellikle zaten erkek atkıları hani çoğunda ters düz kullanıyoruz. Çoğu şey yaparken ters düz kullandığımız için. Çoğu arkadaş biliyordur ama ben yine de dediğim gibi bilmeyenler için, yeni başlayanlar için, merak edenler için göstermek istedim. Evet, yine ters yapıp İki tane tersimi yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dediğim gibi buradaki işlemim güzel dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi ters düz yaptım ya hepsini. Burada da aynı şekilde tersi ters düzü düz öreceğiz. Ya bunu nasıl anlayacaksınız? Ya bunu nasıl anlayacağım diye soracak olursanız da bakın belli oluyor. Kenar ilmeğimi aldım. Arkada
Bu işlem buradaki sırayı arkada buradan gelirken ters örmüştük. Bakın burada düz. İpimin yönü bu şekilde. Bu düz demek. Yani kolaylıkla buraya giriyor ipim. Hani beni zorlamıyor. Ters yapsaydım beni ipim zorlayacaktı. Düz yaptığım için ipim beni zorlamadan kendinden geliyor yani. İlmeğim kendiliğinden geldi. Ters de bakın. Ters de haroşa şeklinde böyle. Tırtıklı. Bu da ters. Yani aslında çok basit. Karıştıran arkadaşlar basit dememe kızabilir ama bakın düz yine geldi. Şöyle biraz aralarsanız ya nerede kaldıydım, ters miydi düz müydü diye düşündüğünüzde şöyle biraz araladığınızda fark edersiniz. Çünkü haroşenin ters düz gerçekten kendini çok belli eden bir şey. Tabii ilk sıralarda belki kafanız karışabilir ama ilerleyen hani biraz daha ördüğünüzde çok net anlarsınız. Birkaç deneme yapın. İyice ayırt edin. Sonra örgünüze başlayın. Size tavsiyem budur. Şu an düz sıraya geldim. Bakın. Şişim böyle düz de görünüyor. İnşallah net olur, belli oluyordur. Düz aldım. Tersim çok belli. Bakın. Ters. Çok belli. Düğüm var üstünde. Şu altlarda düğüm var. Ama düzde düğüm yok. Bunu da ördüm. Ve tekrar düzüm geldi. Bakın. Şöyle hafif araladığımda şu düğüm olan aşağıda kaldı. Burası boş. Şurası boş. Bu demek düz demek yani. Tekrar bakın. Böyle araladığımda bile biraz çektiğimde bile burada düğüm var. Bu ters anlamında. Tekrardan bakın böyle biraz çektim. Hani böyle kafanız karışırsa örgü örerken kaldığınız yeri unutursanız böyle çekin. Çektiğinizde bakın düz. Düz olduğu belli olduğu için tekrar düz örüyoruz. Bu iki ters. İki tane de tersten başladığımız için bir ters örüp diğer ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz alıyorum. Çünkü ben eşit başlamadığım için böyle oldu. Bakın yavaş yavaş da belli oluyor. Tabii çok küçük. Şurası düz. Şu haroşa şeklinde olan ters. Bir iki sıra ben öreyim size belli olması açısından. Evet. Böyle ördüm arkadaşlar. Şimdiki sıram düz geldi. Çünkü diğer ters bir tane ters almıştık. Bu sıramız düz geldi. Düz aldık. Bakın ters. Burada belli. İki tane düğüm var üstünde. Düğüm. Bunlar ters. İki tane tersimi aldım. Düzüm de çok belli. Bakın nasıl net çıktı şimdi. Buralarda hiçbir düğüm yok. İkisinde de hiçbir düğüm yok. Dümdüz duruyor. Bunlarım da düz. Arkaya tekrar geldim. Bakın bunun üstünde düğüm var. Bu da ters demek. Bunda hiçbir şey yok. Bu düz. Hani inşallah anlamışsınızdır, anlatıcı olmuşumdur. Yine tersimi örüyorum. Sanırım yeterli oldu artık. Bu sırayı tamamlayacağım. Yine arkaya geldim. Bakın terslerim çok belli. Ters gerçekten çok belli. Düz de zaten tersi bildiğiniz için düz de zamanla öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın hatta modelim biraz da çıktı. Ters düz. Bunlar şu tümsek olanlar hani biraz daha ters düz örerken kabarık duranlar düzdür. Şu altta kalanlar terstir. Hani böyle biraz çıkıntılı olur ya ters düz ördüğünüzde lastik. Bu kabartmalı olanlar düzdür yani. Şu görüntü düz. Şu görüntü düz. Şu haroşa şeklinde olan dediğim gibi ters. Ama tabii haroşayla tersin farklılıkları var. Bunu da başta söylemiştim. Evet benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.